Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mastrok tekniğinde mine çiçeği yapımı göstereceğim sizlere. Bu çiçeğin yaprağı olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bu yaprağı çalışmayı öğrendikten sonra birçok çiçeği yapabilecek hale geleceksiniz. Büyüterek, küçülterek, sayısını çoğaltarak farklı çiçekler oluşacak bu yaprakta. Aynı zamanda Mastrok tekniğini öğrenince bir tek yaprak bile öğrenseniz duvarlarınızı, mobilyalarınızı, küçük objelerinizi her tarafı süsleyebilirsiniz. Umarım zor gelmez. Bunun için resim yeteneği olmasına gerek yok. Sadece çalışmak ve istemek yeterli. Şimdi ben şöyle bir tabak boyayacağım. Mine çiçekleriyle dolduracağım. Bakalım nasıl olacak. Hadi sizlere de kolay gelsin. Önce şöyle bir düz kesik fırçaya ihtiyacım var. Çok kalın olmasına gerek yok çünkü mine çiçeği yapacağım. Bu kalınlık benim ölçülerim için ideal. Benim yapacağım çiçek ölçüsü için. Peçetem var, suyum var. Bunları sık sık fırçamda boya birikmesin diye sık sık fırçamı temizlemek zorundayım. O yüzden peçete ve suya ihtiyacım var, boyalarım var. Evet, şimdi biraz yaprak yapayım önce. Şöyle. Evet. Şuraya yapmayı düşünüyorum. İşte nereden başlayalım? Şöyle bir başlayalım. Nereleri yaprak dolduracağım? Aslında ben genellikle çiçekten başlarım ama bugün neden bilmem önce yaprak yapasım geldi. Rengini kontrol ederim. Çok hafif bir pembelik alalım. Beyaz mineler yapacağım. Bununla bahar dalı yapabilirsiniz. Ortanca yapabilirsiniz, leylak yapabilirsiniz. Bakın ilk yaprağımı yapıyorum. Şöyle bir merkez belirleyin. Hatta şuraya belirleyin merkezi. Bakın şöyle. Şu. Hareketimiz bu. Bakın. Şimdi ben 5 yapraklı yapacağım. Eğer bunu 4 yapraklı yaparsanız leylak yaparsınız. Ortanca yaparsınız. Onların yaparken, çalışırken 4 yapraklı yapmak zorundasınız. 5 yapraklı ortanca yapmaya çalışırsanız o ortanca gibi gözükmez. Bakın. Bazen de altta kalmasını istediğim yerleri beyazını azaltarak yapacağım çiçeklerimi. Şöyle. Alttan çıkıyormuş gibi. Bazen şöyle üst üste de getirebiliriz. Yeter ki neyi nereye yapacağınızı önceden tasarlayın. Bunun için hazır bir kompozisyona bakabilirsiniz. Bir resme, bir fotoğrafa bakabilirsiniz kompozisyon oluşturmak için. Eğer düşünemiyorsanız neyi nereye yapayım, nasıl olur? Tabii ki önceden bilebilmek imkansız. Ben bile şu anda bitince ne olacak bilmiyorum. Bazen küçük, bazen büyük. Mümkün olduğunca çok çiçek yapmak istiyorum ki elimin hareketini tek tek inceleyin diye. Şöyle tekrar bir çiçek yapayım.
Şu yaprağım çok hoşuma gitmedi. Evet. Bunu kapatmak için başka yöntemler bulacağım biraz sonra. Daha küçük yapıyorum. Şöyle. Alttan çıkmış gibi yapraklar. Bunları biraz sonra tekrar düzelteceğim. Bakın. Biraz mavi katıyorum ki pembe çok öne çıkmasın diye. Evet, pembelik bu kadar yeterli şimdi. Şimdi ben beyazını çoğaltarak tekrar bazılarının üstünden geçeceğim. Kırşamı yıkıyorum. Evet, beyazını yoğunlaştırıyorum artık. Bakın diğeri altta kaldı. Bunu yaptığım zaman. Buraya bambaşka bir çiçek daha yapacağım. Üst üste gelmesinden korkmuyorum. Özellikle üst üste gelsin istiyorum. Oldu. Hatta şuraya Gonca gibi bir çiçek yapmak istiyorum. Bundan sonra saplarını yapacağım. Şuraya yine yeniden bambaşka bir çiçek yapacağım. Diğerleri altta kalacak. Bunda aman olmadı diye sakın korkmayın. Bakın, beğenmediğimin üstünü kapatma imkanım var. Dediğim gibi beğenmediğinizi üstünden yeniden geçebilirsiniz. Ya da onu kapatacak şekilde yeni bir çiçek yaparsınız üzerine.